Bakın dikkat edin. Fosil resimlerini görüyorsunuz. Bunların hepsi tam mükemmel canlı. Hiçbirinin eksik organı yok. Kanatlarıyla, iskeletleriyle mükemmel canlıları ara geçiş formu gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa ara geçiş formu demek türler arasında geçişi gösteren ve tesadüfen oluşup olması gereken Charles Darwin iddiasına göre bir türden diğerine milyonlarca yıl içerisinde yavaş yavaş olan tesadüfi değişiklikleri gösteren canlıların fosilleri olması gerekir. Yani yarı balık, yarı sürüngen, yarı sürüngen, yarı kuş gibi kanadı olmayan, biraz kanadı olan, eksik kanatlı, yarım gözlü, omurgası olmayan, başı tam oluşmamış bize eciş bücüş canlı fosilleri göstermeleri gerekir. Bakın gösterdiğiniz canlı fosillerin hepsi tam ve mükemmel canlılara ait. Mesela şu anda gösterdiği mükemmel bir kuş fosili gösteriyor. Saatlerce konuşabilirim ben. Doğru iki saat. Bana sonuç söylemeniz gerekiyor. Onun yanına bakın çizimleri katıyorlar. Nasıl başladığını söylemeniz gerekiyor. Kendi istekleri doğrultusunda. Zaten dikkat ederseniz biz geçen toplantıda gerçek fosiller getirmiştik. 30 milyon yıllık, 100 milyon yıllık, 400 milyon yıllık. Bugüne kadar hiçbir evrimci sözde bilim adamı hiçbir toplantıya fosil getiremez. Getiremez çünkü bir tane bile ara geçiş formu yok. 250 milyon fosil yaratılışı ispatlamakta ve evrimi yalanlamaktadır. Evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle getirebildikleri tek bir ara fosil yok. Hatta bu nedenle hatırlarsanız Sayın Adnan Oktar 10 trilyon lira ödül vereceğini bildirdi. Ve aylardır bu dünya medyasında gündem oldu. Bugüne kadar getirmiş bir tek ara fosil yok. Dikkat ederseniz katılımcıların hiçbirinin yanında gerçek fosil yok. Atın evrimi zaten 20 tane atın evrimi senaryosu var. Dolayısıyla hiçbir şekilde alakası yok. Bunlar alıyorlar küçük atları, küçük hayvanları büyüğe doğru sıralıyorlar ve bunu bir evrim güya delilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa hiçbir alakası yok bununla.